İbretlik Hatıra. Gazeteci İlhan Bardakçı'nın Kudüs Hatırası. Yıllar önceydi. Sene 1972. O zamanlar genç bir gazeteciydim. Türkiye'den bazı siyasiler ve iş adamları İsrail'e resmi ziyarette bulunuyorlardı. Biz de gelişmeleri izlemek için oradaydık. Bir sıcak Mayıs akşamıydı. Her ziyarette olduğu gibi sıradan bir işti anlayacağınız. Ziyaretin dördüncü günü bize tarihi ve turistik yerleri gezdirmeye başladılar. Kafile olarak Mescid-i Aksa'ya vardık. Heyecanlanmıştım. Asırlık merdivenlerden yukarı çıkarken üstteki avluya 12 bin Şamdanlı avlu diyorlar. Yavuz Sultan Selim Han Kudüs'e gelince bu avluda 12 bin Şam'dan mum yaktırmış. Koca Osmanlı ordusu yatsı namazını o mumların ışığında kılmış. Adı oradan geliyor. Avlunun kenarında biri dikkatimi çekti. 90 yaşlarında bir adam. Üzerinde kendinden daha yaşlı bir asker üniforması. Her yanı yama içinde. Hatta bazı yamaların bile tekrar yamanmış olduğu bir elbise. Asırlık ağaçların gövdesindeki halkalar misali yamaları yaşını göstermeye çalışıyordu sanki. Orada ayakta bekliyordu. Sırtına zorla yapıştırılmış gibi duran hafif kamburu da olmasa dimdik duracaktı. 2 metreye yakın boyu ile yaşlıydı ama bir o kadar da vakur. Şaşırmıştım. Acaba bu adam bu sıcakta güneş altında neden dikilip duruyor dedim içimden. Bizi gezdiren rehbere sordum. Ben kendimi bildim bileli her gün buraya gelir, akşama kadar bekler. Ne kimseyi dinler, ne de kimseyle konuşur. Sadece bekler. Delinin teki herhalde, dedi. Bu yaşta, bu sıcakta sebepsiz beklemeyeceğini biliyordum. Bembeyaz sakalının hafif titremesi rüzgardan mıydı? Senelerin bedene yüklediği ağır yükten mi? Bilemedim. Kafasında eski bir kalpak, sanki kanatlanıp gidecek bir kumru misali bekliyordu. Konuşmakla konuşmamak arasında kararsız kaldım. Yanına yaklaştığımı fark etti ama kımıldamadı. Selamun aleyküm baba, dedim. Başını biraz bana doğru çevirdi, durakladı ve çatallanmış titrek bir sesle aleyküm selam oğul, dedi. Hayırdır baba? Sen kimsin? Burada ne yapıyorsun dedim. Ben, dedi titreyen bir sesle. Ben Osmanlı ordusu. 20. kolordu. 36. tabur. 8. bölük. 11. ağır makinalı tüfek takımı komutanı onbaşı Hasan'ım. Sesinde titreme kalmamıştı. Genç bir askerin tekmil vermesi gibi tekrarladı. Ben Iğdırlı onbaşı Hasan'ım. Bizim bölük Cihan Harbi'nde Kanal cephesinden İngiliz'e saldırdı. Canım ordu Kanal'da yenildi. Artık geri çekilmek elzem idi. Ecdat yadigarı topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz sonra Kudüs'e dayandı. Şehri işgal etti. Biz de Kudüs'te artçı bölük olarak bırakıldık, dedi. Osmanlılar İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde mübarek belde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakır. Eskiden bir kenti ele geçiren devlet, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmazmış. Zaten İngilizler de Kudüs'ü işgal ettikleri zaman halk çok tepki göstermesin diye küçük bir Osmanlı birliğinin şehirde kalmasını istemişler. Sonra anlatmayı sürdürdü. Bizim artçı bölük 53 neferdi. Mütarekeden Mondros mütarekesi, ateşkesi. Sonra ordunun terhis edildiği haberi geldi. Başımızda kol ağamız, yüzbaşı vardı. Aslanlarım, devletimiz müşkül vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar. Beni İstanbul'a çağırıyorlar. Gitmem gerek. Gitmezsem mütareke emrini çiğnemiş, emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden isteyen memleketine avdet edebilir. Ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim var. Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretlerinin yadigarıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk Osmanlı'da gitti.
bundan sonra bizim halimiz nice olur demesin. Fahri Kainat Efendimizin ilk kıblesini Osmanlı'da terk ederse gavura bayramdır. Siz İslam'ın şerefini, Osmanlı'nın şanını ayaklar altına aldırmayın dedi. Bölüğümüz Kudüs'te kaldı. Sonra upuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler teker teker Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de yıllar biçti, geçti bizi. Bir ben kaldım buralarda, bir ben. Koca Kudüs'te bir onbaşı Hasan dedi. Alnından akan ter gözyaşına karışıyor. Kırış kırış olmuş yüzünde kendi yol bulup akıyordu. Konuşmaya devam etti. Sana bir emanet var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Dedi. Elbette dedim. Sanki Türkiye'ye haber göndermek için birini bekliyordu. Anadolu'ya vardığından yolun Tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa'ya beni nöbetçi bırakıp burayı bana emanet eden kol ağam Mustafa kumandanımın yanına git. Ellerinden benim için öp ve de ki Kudüs'ü bekleyen 11. makinalı takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk etmedi. Tekmili tamamdır. Hayır dualarınızı beklemektedir. Kumandanım de. Tamam dedim. Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan dediklerini not almaya çalışıyordum. Nasırlı ellerine sarıldım. Sonra öptüm, öptüm. Allah'a emanet ol baba dedim. Sağ olasın oğul. Bizim için dünya gözüyle o mübarek Anadolu'yu görmek mümkün değil. Var sen selam götür, tanıdık, tanımadık herkese dedi. Kafileye geri döndüm. Sanki bütün tarihimiz kitaplardan canlanmış da karşıma çıkmıştı. Rehbere durumu anlattım, inanamadı. Adresimi verdim. Bu askeri takip etmesini, bir şey olursa bana mutlaka haber vermesini istedim. Türkiye'ye gelince verdiğim sözü yerine getirmek için Tokat'a gittim. Askeri kayıtlardan kol ağası Mustafa Efendi'nin izini buldum. Vefat edeli yıllar olmuştu. Sözümü yerine getirememiştim. Ardından seneler birbirini kovaladı. 1982'de bir gün ajansa geldiğimde bir telgrafım olduğunu söylediler. Rehberden gelen bir tek cümle yazılıydı. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü. Ruhu şad olsun.